Köln biletini bu arada Pegasus'un 1 euro kampanyasından aldık. Ama gerçekten çorbası bayağı güzel. Yani kaç çorbalarıyla biz almıştık. Şu anda Köln katedralini. Neredeyiz Gizem? Fast Track denen bir sistem var. Hızlıca geçebiliyorsunuz. Bunu bankaların kampanyalarını takip ederek ya da 10 euro ödeyerek bu hizmetten yararlanabiliyorsunuz. Her zaman tabii bu kadar sakin olmuyor. Bir kere geldiğimizde bayağı bir kuyruk vardı ama genelde sakin, direkt geçebiliyorsunuz. Onun dışında ikinci seçenek olarak da e-pasaport kioskundan geçebiliyorsunuz. Ama tabii yabancı pasaportunuz varsa ya da yurt dışından aldıysanız pasaportunuzu, yine o pasaport kuyruğunu beklemeniz gerekiyor. Kart kampanyaları oluyor bankaların yaptıkları. Bu kart kampanyalarıyla biz launch'a 240 TL'ye geldik. Normalde 600 TL'ymiş. Ya dışarıda poğaça vesaire kahve vereceğiniz hani parayı burada gelip açık büfe kahvaltı yapabiliyorsunuz. Ayrıca kahve var. Yine biranıza kadar içebiliyorsunuz içeride. Hani biz bunu daha mantıklı bulduk. Chelsea'de şu anda dinlenme alanındayız. Priz vesaire internette ayrıca hizmetlerin arasında. A few moments later. Pasaport kontrolde çok bir şey sormadılar. Bize Türk gelmedi ama burada çalışan Türkler de vardı o olarak çok fazla oldukları için. Şimdi trene doğru gidiyoruz. Bu S yazan yeşil S logolu okları takip ederek trene ulaşabilirsiniz. Bu tren de şehir merkezine bir 20 dakika gibi kısa bir sürede varıyor diye okuduk. Bakalım göreceğiz. Otomatlarda direkt zaten Türkçe var. Bilet otomatlarında tren için şehir merkezine alabiliyorsunuz. Tek kişi için de bilet fiyatı 3.20. Bilet aldıktan sonra mutlaka buraya oturmamız gerekiyor. Oturttuğunda da şöyle bir damga basıyor. Bunlar genelde trene biri falan kontrol ettiklerinde sorun yaşamamak için. Mutlaka biletleri valide edin yani. Böyle makineler varsa mutlaka biletleri takın. Köln biletini bu arada Pegasus'un 1 euro kampanyasından aldık. Köln'e gelip Brüksel'den döneceğiz. Toplam 500 TL'ye kişi başı git gel bilet aldık. The next day. Size oteli de göstermek istiyorum. Şu arkamda kaldığımız otelde kalıyoruz biz. Hemen tren istasyonu da şurada. Bayağı yakın, gece geldiğimiz için açıkçası hani yakın oteli tercih edelim dedik. Gayet güzeldi otel, hani Booking'ten falan bakabilirsiniz. Bayağı da sıcaktı. Şimdi de kahvaltılık bir şeyler yemeye gidiyoruz. Daha önce Köln'ü araştırmamıştık, yani biraz spontane olacak. Bakalım. Şu anda Köln Katedrali'nin önündeyiz. Burası zaten Köln'ün en ünlü simgelerinden bir tanesi. Yapımı yaklaşık 600 küsur yıl sürmüş ve 1800'lü yıllarda açılmış. Köln dediğiniz zaman zaten bütün fotoğraflarda burası çıkıyor. Hemen de tren istasyonunun yakınında şu parmağımla gösterdiğim grili bina, Hauptbahnhof yazıyor üzerinde. Tren istasyonu direkt havalimanından 15-20 dakika falan sürüyor yaklaşık. Hani oteller falan da bu civarlarda. Zaten şehrin merkezi burası. Galata Müzesi'ne geldik. Burada öğrenci bileti alabiliyorsunuz. Biz açık öğretim öğrencisiyiz aslında İstanbul Üniversitesi'nde. Onun kartıyla beraber öğrenci bileti alabildik. Normalde yetişkin 13,5 euro. Öğrenci biletiyle de 10 euroya burayı ziyaret edebilirsiniz. Şöyle bilet veriyorlar. Eğer müzeye girmek istemezseniz arkada çikolata satan mağaza var. Ya da bu arkamda gördüğünüz restorandan kahve falan da içebilirsiniz. Yani buraya içerine girmek ücretsiz. Sadece müzeyi dolaşmak isterseniz ekstra bilet almanız gerekiyor. Bakalım müze nasılmış. Böyle girişte ikram çikolata veriyorlar. Şimdi onu aldık. Müzenin içine doğru gidiyoruz. Burada üretim yeri de var bu arada. Muhteşem bir çikolata kokusu var. Çikolatayı seviyorsanız bizim gibi ziyaret edebilirsiniz. Şimdi üretim alanına geldik.
Burada arkamda gördüğünüz alanda çikolatalar üretiliyor. Şimdi o tarafı keseceğiz. Burada başlıyor çikolatalar kavrulmaya. Şurada içinde de kakaoları görebiliyoruz. İlk adım burası. İkinci adım da burası. Burada da ayrıştırma adımı. Arkamda gördüğünüz çikolata şelalesinden tadım yapabiliyorsunuz. Ayrıca biz çikolata da yedik birkaç tane. Ama gerçekten çikolatası bayağı güzeldi. Yani taze olduğu için güzel. Çikolata seviyorsanız çikolata müzesine mutlaka gelin. İstanbul'da yaşayanlar bilir. Mertel'de Ülker Fabrikası vardı. Mertel Gümrün'ün tarafı. Aynen öyle kokuyor. Böyle yağmurlu havalar çikolata kokusu yayılırdı. Cevizli Bağ Mertel civarına. Orası böyle kokuyor. Perfect. Yani çikolatanın yapımını vesaire işte nereden geldiğini, kakaonun ilk adımından itibaren tüm süreçleri gösteriyor. Hani farklı bir deneyim olduğu için biz burayı da tercih ettik. Bayağı beğendik, bir sürü çikolata yedik bu arada. Daha sonra da buranın sıcak çikolatasını denedik. Fiyatlar tabii euro olduğu için birazcık yüksek ama öğrenci kartınızı göstererek öğrenci olarak içeri girebiliyorsunuz. Hemen katedralden bir 950 ya da 1 kilometre uzaklıkta yürüyerek gelebilirsiniz. Herhangi bir toplu taşımaya gerek yok buraya gelmeniz için merkezden. Yürüyerek Ren Nehri kıyısından dolaşa dolaşa çikolata müzesini ziyaret edebilirsiniz. Bir restorana geldik. Gayet güzel bir restoran. Bir de çorba içtik. Dana çorbası. Fiyatlar, bira fiyatları 2,5 euro civarında. Biz 20'lik içtik. Kölş birası da böyle uzun ince bardaklarda servis ediliyor. Onun sebebi de aslında taze kalması biranın. Heineken Müzesi'nde de bunu söylemişlerdi. Orada da aynı şekilde servis ediliyor, burada da öyle. Kölş bu bölgede yapılıyor. Bu mekanı TripAdvisor'dan bulmuştum. Lokal bir yer, böyle bar tarzı. Genelde Almanlar geliyor, bizden başka turist yoktu. Turistik mekanlara göre birazcık daha ucuz. Biz beğendik mekanı. Few moments later. Tren istasyonuna geldik. Buradan da Düsseldorf'a gideceğiz. Flix trenini aldık, 3 euro. Köln'den Düsseldorf'a 3 euroya gidebilirsiniz. Biz buradan Lüksemburg'a geçecektik normalde ama direkt tren yoktu. O yüzden aktarmayla gitmeyelim, bir de Düsseldorf'u da görelim dedik. O yüzden bir gece Düsseldorf'ta kalıp oradan Lüksemburg'a geçeceğiz. Trene bindik ve hareket etti. Trende oturma yerleri var. Bilet aldığınızda direkt oturma yerleri yazıyor. Ona göre oturuyorsunuz. 3 liraya şu anda Düsseldorf'a gidiyoruz. 25 dakika falan sürecek yaklaşık. Bu arada maskeyle ilgili de bilgi verelim. Hala maske kullanılıyor ama zorunlu olduğuna dair herhangi bir ibare görmedik. Bazıları takıyor, bazıları takmıyor. Toplu taşımada genelde yerel halk takıyor gibi gördük ama turistlerin hiçbirinde yok. Alman usulü dönerden yedik. İçine bolca salata ve sos koyuyorlar. Yani tabii içindeki döner malzemesi de bol oluyor. Bir tık daha yağlı bizim Türkiye'de alışkın olduğumuz dönerlere göre. Lezzetli. Yani biraz acı fazla koymuştu abi. Zaten Türk hepsi çalışanların vesaire. Ona dikkat ederek siz de deneyebilirsiniz.
Alman döneri mi yoksa Türk döneri mi sizce daha iyi? Yorumlara da yazabilirsiniz. Bizce Türk döneri bence şahsen çok daha iyi Almanya'da yediğim dönerlere göre. Ama tabii herkesin tercihi farklı olabilir.